Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere uzayda, galaksilerde, hatta tüm evrenimizde var olan bir uygarlığın gelişmişlik seviyesini ölçen Kardeşev ölçeğinden bahsedeceğim. Kardeşev ölçeği, evrende bulunması muhtemel medeniyetlerin gelişmişlik seviyelerini sınıflandırmak amacıyla Rus bilim insanı Nikolay Kardeşev tarafından 1964 yılında ortaya konmuş bir teoridir. Kardeşev ölçeğine göre evrende 3 tip medeniyet vardır. Bu medeniyetlerin teknolojik anlamda gelişmişlik seviyeleri hangi sınıfta yer alacaklarını belirler. 1964 yılında ortaya atılan bu teori, daha sonraki yıllarda geliştirilerek medeniyet seviyesi 5'e çıkarılmıştır. Bu geliştirilen aşamada ölçeği güncelleyen ünlü astronom Carl Sagan, medeniyetlerdeki tip 1, tip 2 gibi gelişmişlik seviyesini tükettiği enerji ile belirlenebileceğini iddia ederek bu teoriyi matematikselleştirdi. Bu matematikselleştirmeye göre yılda 1 megawatt üreten uygarlıklar, yani bizim sanayi devrimi yaşanmadan önceki zamanlardaki gibi uygarlıklar, tip 0 medeniyet olarak adlandırılırken, tip 1 uygarlıkların henüz bizim de ulaşamadığımız yılda 10 katrilyon watt üretmesiyle oluşabileceği belirtilmektedir. Biz insanlığın şu anda tam anlamıyla bu ölçekte nerede olduğuna videonun sonlarına doğru değiniriz. Öncelikle Kardeşev ölçeğindeki medeniyetleri teker teker ele alacak olursak. Tip 1. Gezegensel medeniyetler. Bu seviyedeki medeniyetlerin gezegenlerindeki tüm enerji kaynaklarının sonuna kadar kullanabilmeleri gerekmektedir. Biz insanlığın bu seviyeye ulaşabilmesi için şu anki enerji üretimimizin 100 bin kat artması gerekmektedir. Böyle büyük bir enerji artışını sağlamak için dünya üzerinde değerlendirebileceğimiz bütün enerji kaynaklarını değerlendirebilmemiz durumunda tip 1 medeniyet seviyesine ulaşabiliriz. Bunların içerisinde tüm çıkardığımız madenlerin enerjiye dönüştürülebilmesi, depremlerde açığa çıkan enerjilerin yakalanması, okyanusun derinliklerindeki geyser patlamalarından enerji üretilebilmesi gibi arttırabileceğimiz ve henüz yapamayacağımız maddeleri içermektedir. Bilim insanlarına göre bu seviyeye gelebilmemiz için teknolojik gelişmenin bu hızda artması devam ederse 100-150 yılda olabileceği belirtilmektedir. Tip 2. Yıldızsal medeniyet. Bu medeniyetler tip 1 medeniyetlere kıyasla 1 milyar kat daha fazla enerji üretip tüketebilen medeniyetlerdir. Bir gezegenden bu denli fazla enerji üretilemeyeceğinden tip 2 medeniyetler bulunduğu güneş sistemindeki yıldızlardan elde etmektedir. Yıldızdan elde edilebilecek enerjiyi maksimuma getirebilmek için etrafını güneş panelleriyle kaplanılarak elde edilen bir Dyson küresiyle yapılabileceği çeşitli bilim insanları tarafından kabul görmektedir. Dyson küresi ile ilgili kapsamlı bilgi için kanalımızdaki ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Peki bu denli büyük bir enerjiye sahip tip 2 bir medeniyet neler yapabilir diye düşündüğümüzde, şu an için çok ütopik gibi görünse de aslında mantıklı gelebilecek çok fazla şey yapılabilir. Mesela biz dünya insanları olarak tip 2 bir medeniyetiz ve Dyson küremiz var. Yıldızlardan gelen tüm enerjiyi emerek dünyada depoluyoruz. Bir gün günümüzde hala tam olarak çözüm bulamadığımız bir doğa olayı olan meteor çarpması gerçekleşecek olduğunda elimizdeki enerji ile dünya yörüngesi kaydırılabilir, hatta aya çarpması sağlanılarak bu felaketten kurtulunabilir. Veya günümüz bilim kurgu kitaplarına konu olan farklı gezegenleri terraformlaştırma, yani dünyalaştırmak için bu elimizdeki enerji kullanılabilir. Bu söylediklerim pratikte her ne kadar imkansız gibi görünse de teoride mümkün olabilir. Biz insan uygarlığı bile henüz tip 1 bir medeniyet olamamışken 300 yıl önce imkansız olarak görülen uzaya çıkmayı, aya insan göndermeyi başarmış bir medeniyetiz. İşte bu noktada geçmişin hayalleri günümüzün gerçeği, günümüzün hayalleri de geleceğin gerçeğidir. Tip 3. Galaktik medeniyet. İçinde bulunduğu galaksinin ürettiği enerjinin tamamını kullanan bu uygarlıklar, galaksiyi sömürgeleştirebilir, yüzlerce milyon yıldızdan Dyson küresiyle enerji çıkarabilir. Yıldızlar arası uzayda gezinip sayısız gezegeni ele geçirebilirler. Örneğin biz insanlar tüm samanyolunu kontrol ettiğimizde bu seviyede olacağız.
farklı yerlerde farklı koloniler oluşturabilecek durumda olan bu medeniyetin her bölgedeki kolonisi o yerin coğrafi durumuna göre adaptasyon göstererek birbirlerinden farklı görünümlere sahip olabilirler. Kim bilir, belki de biz insanlık böyle tip 3 bir medeniyetin deneysel olarak koloni halinde gönderdiği, kendi halinde bırakılan bir medeniyetizdir. Tip 4. İntergalaktik evrensel medeniyet. Bu uygarlık bizim şu an algılayabildiğimiz evren kavramının tamamını ele geçirmiş, trilyonlarca yıldızın gücünü elde ederek evrende seyahat edebilen bir medeniyettir. Daha fazla yaşamak için uzay zaman yapısını değiştirme ya da zamanı kara delikleriyle kasıtlı olarak yavaşlatma gibi insanüstü özelliklere sahip olmaları öngörülmektedir. Tip 5. Çoklu evrenetik medeniyet. Bu medeniyet kendi evrenini aşmıştır. Henüz varlığından emin olmadığımız paralel evrenleri de içine alan bir gelişmişlik düzeyine sahiptir. Algılaması zor olsa da kanalımızda da değindiğimiz bir simülasyonun içinde olduğumuzu iddia eden teoride, bu simülasyonları gerçekleştiren üst medeniyet olarak görülebilmektedir. Teorik fizikçi Michio Kaku, insanların tip 1 durumuna 100-150 yılda, tip 2 durumuna birkaç bin yılda, tip 3'e ise 100 bin ila 1 milyon yılda ulaşabileceğimizi öngörmektedir. Son maddelerde ifade ettiğim medeniyetler her ne kadar ütopik gelse de, henüz evrende yeni sayılabilecek bir zamanda yer edinen insanoğlunun aklına gelebiliyorsa, bizden önce ihtimaller dahilinde var olmuş bir medeniyet var ise, bizim gibi sadece düşünmek yerine gerçekleştirebilmiş olma ihtimali bir hayli yüksektir. İleriki videolarda görüşmek üzere.